Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki siyasi partiler eşine az rastlanır bir mutabakatın daha altına imza attı. Konu hayvan hakları. Parti temsilcileri Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte kameraların karşısındaydı. MİT düzenlemesinde sinirler gerildi, sözler sertleşti. Ama partiler bugün hayvan hakları konusunda ortak bir adım attı. Mütabakat meclisteki nadir uzlaşılardan biri olarak kayıtlara geçti. Başı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu çekti. Mecliste grubu bulunan tüm siyasi parti temsilcileri kameraların karşısına geçti. Yanlarında hayvan hakları savunucusu sanatçı Yonca Evcimik de vardı. Sevgili Başbakanımız zaten bize kapıyı açtı ve ondan sonrası daha kolay oldu hakikaten. Önemli olan bu yasanın değişikliğinin gerçekleşmesi, kabahatlerden çıkıp suç olması. Biz hiçbirimiz sokakta bu tür insanlarla aynı yerde yaşamak, aynı atmosferde olmak, aynı otobüsü paylaşmak istemiyoruz. Bakan Eroğlu'ysa hayvan hakları ile ilgili bakanlığın yürüttüğü çalışmayı hatırlattı. Şimdi sırada tarafların görüşü var. Herkesin bu konuda ittifak halinde olması bizleri çok sevindirdi. Yani biz de tabii ki hayvanlardan sorumlu bir bakanlık olarak, bilhassa yaban hayatından sorumlu bakanlık olarak bu konuda tabii ki her türlü çalışmayı yapacağız. Hayvanları seviyoruz, sevmeye mecburuz. Tabii insanları da seviyoruz. Bu insanları sevmediğiniz manasına gelmez. Toplantıya damgasını vuransa BDP'li Hasip Kaplan'ın sözleriydi. Doğa, ekoloji, canlı yaşam bizim için kutsaldır. Burada bütün partilere ve Sayın Bakan'a söyleyeyim, sözünde durmayanı kediler patilesin diyorum. Teşekkür ediyorum. İçinde kayboldum yine sensiz her gece. Çığlıklar duydum beynimde. Uyandır beni bu kabusta. Gece ve sen bir deniz. Bir yanda deniz. Bir yanda güneş. Cehennem. Sen. Ben. Yıka beni gözyaşlarında. Kabul beni teninin sıcaklığında. Açsam ellerimi, açsam yalnız sana. Ağlasam çocuk gibi eskileri anlatsam. Değişkeni yapalım, kafayla gibi. Ben azalttım kendi değerimi katlanarak nazarında. Doğası gereği ezer biri diğerini aşk işgal altında. Zorladıkça zorlayası gelir hep sınır altında. Sonunda en yerleşik yürek bile göçer olur. Of derik orada kal portakal. Seviyoruz diye de öldük mü? Ağrı eşiği diye de bir şey var.
sen ağrı bağımlısı gördün mü? Hop derik orada kal, orada kal. Seviyoruz diye de öldük mü? Ağrı eşiği diye de bir şey var. Sen ağrı bağımlısı gördün mü? Bir günde ilk canlı yayın konuğumuzu ağırlıyoruz sevgili Ömür Gedik bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğin için. Hangi ünlüyle başlayalım diye sormak istiyorum. Hem Hachiko'dan ve hayvan haklarından bahsetmek istiyorum elbette. Senin kliplerinden önceki zaten konu başlığımız da oydu. Hem de müzik yaşamından bahsetmek istiyorum. Tercihin var mı? Hayvan haklarıyla başlayalım. Hayvan haklarıyla başlayalım. Peki. O zaman o haberden yola çıkıp sormak istiyorum. Gönülden inanmak isteyenlerden biriyim ben de bir hayvansever olarak o yasanın çıkmasına dair. Ama acaba umudumuz var diye de sormak lazım. Yani Yonca'nın da bahsettiği gibi başbakanla buluşmamız yaklaşık bir sene önceydi. Dolmabahçe'de bir araya gelmiştik. Bayağı kalabalık bir grup. Orada bir söz almıştık gerçekten de. Bu sözün ne zaman gerçekleşeceği konusunda tereddütlerimiz vardı. Şimdi oraya doğru gidiliyor gibi ama hani muhalefetle ana partinin birleştiği noktalar o kadar azdır ki birleştik derler. Üç gün sonra ne olur onu da bilmiyoruz. Benim kurduğum dernek aracılığıyla Hachiko ve Zuhal Hanım, Özün ve Tuna ile birlikte meclise verdiğimiz zaten buna benzer bir yasa var. Teklif. O da şu anda mecliste onay bekliyor. Onunla ilgili de bir takım gelişmeler olacak. Bu da yeni bir gelişme. Hepsi birlikte bir yere doğru gitmeli diye düşünüyorum. Tabii ki o yasa kabahatler kanunundan çıkıp ceza kanununa girmesi çok önemli. Ama bizim asıl istediğimiz, bizim verdiğimiz yasada yer alan hayvanlarla ilgili kurulan barınakların veya hayvanlarla ilgili söz sahibi olan mecranın belediyeler değil, meclisin içinde kurulacak ve hayvan hakları derneklerinden oluşacak bir alt kuruldan geçmesi. Doğrusu bu, çünkü belediyelerin eline kaldığı zaman bir sürü işi bilmeyen ve başka rantlar için kullanan şeyler de olabiliyor. Karşımıza bunların çıkabiliyor. Bunların kapsamlı ele alınması lazım. Evet. Hani çıkmış olması için bir yasa çıkmaması lazım. Çünkü çok uğraşıldı, yıllardır uğraşılıyor. Hani bir kere çıkmıştı, yani iyi bir şey çıksın istiyoruz. Ama aslında bu yıllardır uğraşılıyor ama yıllardır da böyle bazen işte bekleyen yasalar içinde çok ön sıralara geldiği zamanlar oldu. Sonra bir anda yine 50. sıralara tekrar döndüğünü de. Alt taraflara. Altlara, akoya koya alta böyle. Doğru söylüyorsun. İyice geri sıralara itildiğine de hepimiz şahit olduk, biliyoruz. Kesin. Yıllardır bu yasayı bekliyoruz ama sadece yasa da değil. Örneğin işte kadın hakları ile ilgili yasa da çıkıyor ama sonuçta uygulamaya baktığımız onun zaman onun için belediyelerden almak lazım diyorum. Gerçekten bir alt kurul lazım. Meclisin içinde kurulan ve bu iş için çalışan, tam yetkiyle çalışan bir alt kurulun olması madem lazım. Madem söz belediyelere geldi. Evet. Belediye başkanlarına buradan seslenmek ister misin? Belediyeciliği bu anlamda kendi sınırları içindeki hayvanları toplayıp başka bir belediyenin ormana arazisine atmak olarak algılayan belediyeleri. Çok doğru bir noktaya değindin. Biz ormanda çok çalışma yapıyoruz. Ormana gidiyoruz. Biliyorsun her belediye farklı küpe takıyor. Farklı renkte. O yeni bir kanun olarak getirildi. Ormana gidiyorsun. Yani gökkuşağı gibi hayvanların kulakları. Bir tane beyaz, bir tane yeşil, bir tane sarı ve çok açık ki bütün belediyeler kendi sınırları içindeki hayvanları toplayıp ormana bırakmışlar. Sadece bir belediye değil. Çoğu yapıyor bunu. Yani bunun ortadan kalkması lazım. İhaleler veriyorlar kısırlaştırma için. İhale için verilen kısırlar 100 lira veriliyor. Hayvanı 5 liraya kısırlaştırıyor ve daha ameliyat yarası kanıyorken sokağa bırakıyor. Ki 2 gün bakması lazım o parayla aslında. Vesaire vesaire. Çok yapılması gereken, alınması gereken çok yol var. Ama bu iyi bir adım. Hani en azından birleşme yoluna gidilmiş olması. İnşallah sonuç alınır. İnşallah. Hepimizin dileği o. Madem bu yoldan devam ediyoruz. Ben barınakları da sormak istiyorum. Barınak, şimdi her gün bununla artık haşır neşir olduğun için sence çözüm olabilecek bir barınak, şey mi? Barınak bence ölüm kampları çoğu. Ben sürekli gidiyorum ve gördüğüm manzara karşısında gerçekten günlerce kendime gelemiyorum. Bizim hani verdiğimiz, meclise verdiğimiz yasa tasarısında barınak değil doğal yaşam alanları vardı. Bunun için ormanlık arazilerde gerekli yerler var ki ormanın yapısını bozmadan bu şekilde yapılabilecek. Barınakları hayvanları kafeslerin içine tıkıp çoğu betonda onların toprağa basması gerekiyor doğaları gereği. Aç billaç birbirleriyle kavga ederken çok zor şartlarda yaşıyorlar. Geçen gün gördük, zincire bağlanıyorlar, hareket edemiyorlar. Üstlerine kar yağıyor, yağmur yağıyor ve donarak ölüyorlar çoğu. Bunların hepsine çözüm olmak açısından doğal yaşam alanları önerisinde bulunduk. Bu yasa çıkarsa dediğim gibi onun alt komisyonundan da böyle bir yasayı geçirerek